Üçgende alan konu kavrama çalışması. Bu çalışmada üçgende alanın klasik sorularını çözeceğiz. Klasik soruları çözmeyi bilen öğrenciler zaten geri kalan gündelik yaşam problemleriyle ilgili soruları da kavrayıp çözebilirler. Birinci soru. ABC üçgeninde AD DB'ye eşit, BE EC'ye eşit. Hemen bunları işaretleyelim. AD ile DB birbirine eşit. BE ile EC birbirine eşit. 4FC eşittir 5AF. O zaman FC'ye 5 birim diyelim. Şurası 5A kadar olsun. AF 4 birim olacaktır. Yani burası 4A kadar olacaktır. Hemen karşılarında kim varsa onları değer olarak vermiş olduk. Alan ABC 72 birim kare. Alan ADEF kaç birim karedir? Şimdi burada parçalanmış durum var. O parçalanmış durumu üçgenlere çevirmek için A ile E'yi birleştirelim. A ile E'yi birleştirdikten sonra hemen diyorum ki 4A'nın gördüğü şuradaki parça 8S kadar olsun. 5A'nın gördüğü parça da 10S kadar olsun. İki katlarını aldım. O zaman şuradaki parçamız toplam 18S kadar alan görmüş oldu. Sol tarafta buna eşit olduğuna göre onun da 18S kadar olması gerekir. Şimdi bu 18S'i parçalamamız lazım. Burada yine iki parça, iki eşit parça olduğuna göre 18S'in iki eşit parçaya bölünmesi lazım. Yani bu parçanın 9S kadar, yukarıdaki parçanın da 9S kadar olması gerekir. Alan ABC 72 idi. Bizim toplam alanımıza bakarsak toplam alanımız 36S olarak karşımıza çıkmış oldu. O zaman 36S dediğimiz ifade 72'dir. Yani buradan her tarafı 36'ya bölersek S eşittir 2 değerini bulmuş oluruz. İstenen pembe bölgeydi. Pembe bölgede 17S olduğuna göre 17S ifadesinde S yerine 2 yazarsak yanıtımız 34 bulunur. ABC üçgeninde BC 16 birim. Şu uzunluğun tamamı 16 birim. AD 10 birim. Şuradaki uzunluğumuz 10 birim. Buna göre taralı bölgenin alanı kaç birim karedir? Şimdi burada formül var aslında. Formül de şu: birbirine dik olan parçaların çarpımı alanı verecek. O zaman 10 çarpı 16. Tabi bunlar üçgensel parçalar olduğu için bölü 2 var. Eşittir 80. Formülle çözümü çok basit. Bu ifade, bu kenar, şuradaki kenara dik olduğuna göre ben bunları çarpıyorum. Eğer formülsüz yapmaya çalışırsak şöyle diyebiliriz. Buraya A diyelim. O zaman burası 16 eksi A olacak. Şimdi şu 10 birime ait olan yükseklik A olduğuna göre burada taradığım bölgenin alanı 10 çarpı A bölü 2 olur. Artı diğer tarafa bakarsak, diğer tarafta da şöyle diyelim. Yine 10 birime ait olan yükseklik 16 eksi A. O zaman kırmızıyla taradığım bölgenin alanı da 10 çarpı 16 eksi A olacaktır. Bunlar toplanacağına göre ve paydaları eşit olduğu için topladım. Topladığım zaman birinci ifadeden 10A geldi. Artı ikinci ifadeden 160 eksi 10A gelmiş oldu. Paydamız ortak paydaydı. Bölü 2. 10A'lar birbirini götürdü. Aynı alana formülsüz de ulaşabilmiş olduk. 80 birim kare. ABC bir üçgen. CD AE'nin 3'te 1'i, ED'nin 5'te 1'i. O zaman biz hemen ED'ye 5 birim diyelim. 5A olsun. AE'ye 3 birim diyelim. Burası 3A olsun. Bu durumda CD A birim olarak bulunmuş olur. AF ile FB'nin oranları 2 bölü 3. O yüzden şuraya 2K diyorum. Buraya da 3K diyorum.
Toplam alan verilmemiş, FBCD'nin alanı verilmiş, yani şu bölgenin alanı verilmiş, orası 29 olduğuna göre taralı alan kaç santimetre karedir? Şimdi yine üçgene çevirelim. Üçgene çevirirken F ile C'yi birleştirmek en kolay olacaktır. Yine iki katları veriyorum. A'nın gördüğü alana 2S dersem, 5A 5 katı yani 10S olur. 3A 2 katı 6S olmuş oldu. Bu durumda 2K'nın gördüğü alan parçası 16 18S. Burası 18S. Yani bunun 9 katı. O zaman 3K'nın 9 katı da 27S olacaktır. Yani şurada kalan bölge 27S olarak karşıma çıkar. Şimdi verilen bölgeye bakıyorum. Verilen bölge şurada taramış olduğum bölgenin tamamı. Yani 29S. 29S eşittir 29 olduğuna göre buradan S eşittir 1 bulunur. Ve bizden mavi bölge istendiğine göre 10S isteniyor. 10S eşittir 10 santimetre karedir. ABCD'lik üçgeninde A açısı 90 derece, NE ile BC birbirine paralel, şunlar birbirine paralel, AE 7 birim, NB 10 birim, taralı alan kaç birim karedir? Şimdi paraleller arasında kalan alan parçalarıyla ilgili şöyle bir özelliğimiz vardı. Bunlar birbirine paralel. Bunlar birbirine paralelken şöyle bir ABC üçgeni çizdiğimde burası A, burası B, burası C olmak üzere. Eğer BC'yi sabit tutuyorsam ve A'yı oynatıyorsam A üssü gibi bir noktaya oluşan yeni üçgenin alanı da eski üçgenle aynı oluyordu. Yani şu alanda aynıydı. Hatta buradan paralel kenar ve yamuktaki özellikler de çıkar. Şuradaki alana A, buradaki alana B dersem taban değişmediği için A artı B alan diğer tarafta da olması lazım. Yani buranın B olması lazım. Yamuktaki alan özelliğini buradan görmüş oluyoruz. O yüzden ben buradaki C noktasını B'ye kaydırıyorum ve NEB üçgenini oluşturuyorum. NEB üçgenini oluşturduğumda diyorum ki buradaki alan A, buradaki alan B ise bu alanda B'dir. O halde ben artık şu üçgenin alanını bulursam istenen alanı zaten bulmuş olurum diyorum. Bundan dolayı da bu üçgenin tabanını biliyorum 10 birim. Oraya ait olan yüksekliği de biliyorum 7 birim. Yani istenen alan 7 çarpı 10 bölü 2 olup 35 birim karedir. ABC bir üçgen, BE kesişim AF eşittir D, AD ile DF eşit, AD ile DF birbirine eşit. AC, AE'nin 4 katı, o zaman şuraya A dersek, AC bunun 4 katı olacak, yani 4A olacak. O yüzden hemen buraya 3A diyorum. ABC'nin alanı 60 olduğuna göre taralı alan kaç santimetre karedir? Şimdi burada benzerliğe doğru gideceğiz. Önce soldaki oranları kullanabilmek için F'den bir paralel atıyorum. Ondan sonra diyorum ki eğer bunlar birbirine eşitse, şu uzunluklar birbirine eşitse, bunun sağ taraflarının da birbirine eşit olması lazım. Yani buradaki parça A. Elimde 3A vardı. A'sını kullandığıma göre şuraya 2A kalmış oldu. Eğer DE uzunluğuna 2K dersem, birin 2'ye oranından dolayı benzerlik yapıyorum. FL uzunluğu 4K olmuş olur. Şimdi bir benzerlik daha yapıyorum. Hatlar karışacağından dolayı rengi değiştireyim. Aşağıdan yukarı doğru bir benzerlik yapıyorum. 2A'nın 3A'ya oranı var burada. Görüyoruz artık onu. 2A'nın 3A'ya oranı eşit olmalı.
2A'nın yanında duran parça 4K kadar. O zaman 4K'nın altta duran parçanın tamamı, yani şu parçanın tamamı BE uzunluğuna oranı. BE uzunluğuna oranı. Burada içler dışlar çarpımı yaptığımız zaman BE uzunluğunu 6K olarak bulmak çok zor bir şey değil. 6K. O zaman 6K'nın 2K'sı DE olduğuna göre şuraya 4K kaldı. Şimdi benzerlik, paralellik, oranlar, bunlarla işimiz bitti. Artık yapacağımız şey alanlara gitmek. O zaman şuradaki alana S dersem, buradaki alana S dersem, 1'in 2'ye oranı var. Yani 1S, 3S olayı var. O zaman şuranın 3S olması lazım. Buradaki parça 2A kadar. Şuradaki parça da 2A kadar. O zaman alanları toplamının birbirine eşit olması lazım. Yani buranın 4S olması lazım. 2K S alan gördüyse eğer 4K iki katını görecektir. Yani burası 2S kadar olacaktır. Şu parçalar birbirine eşit olduğuna göre o zaman bunların gördükleri alanlar da birbirine eşit olacak. Yani burası 2S kadar olacak. Artık soru bitti. Bakıyorum toplam kaç S var? 2S buradan, 4S, 5S, 8S, 12S. Yani 12S eşittir 60'mış. O halde S eşittir 12'ye bölersem 5 bulmuş olurum. ADE'yi istiyorum. Yani S'i istiyorum. O zaman yanıtımız 5'tir. ABC bir üçgen, BA diktir AC, CAD açısı 45 derece, AC 4, BA 6 olduğuna göre alan ABD, bütün alanı istiyorum. Şimdi buradaki 45 derece var da AD uzunluğu yok. AD uzunluğu olsaydı dünya güzeldi. O zaman bu 45 dereceyi nasıl kullanacağım ben diye düşünüyorum. Şöyle uzattığım zaman doğrusal olarak buranın da 45 derece olduğunu görüyorum. O zaman diyorum ki burada bir dış açıortay var. Burada bir dış açıortay olduğuna göre dış açıortay teoremini kullanırsam 4'ün yanına, hadi oraya 4A diyelim, 6'nın tüm parçaya oranı. O zaman buranın da 6A olması gerekir. 4A sağ tarafta kaldığına göre şurası 2A. Şekil çok orantısız olmuş. Şimdi 2A'nın gördüğü alan 6 çarpı 4 bölü 2. Şuradaki alanı bulmuş olduk. 2A 12'yi gördüyse 4A 2 katını görecektir. Yani 24 birim karelik bir alan görecektir. Yanıtımız E'dir. GABC'nin ağırlık merkezi GF paralel BC, alan GF alan ABG oranı kaçtır? Ağırlık merkezi olduğuna göre hiçbir uzunluk verilmemiş. Ben buraya 1, buraya 2 diyebilirim. Problem yaşamam. O zaman burası 1, burası da 2 olacaktır. Bir paralellik olduğuna göre burada benzerlik olduğunu da görüyorum. Hemen şu birlerin yanına S yazıyorum. O zaman bir birim S gördüyse, dikkat edin burada paralellik var, yani benzerlik var. 3 birim kaç S görür diye düşünüyorum. Ama burada alan çalıştığıma göre benzerlik oranının karesi gelmesi lazım. Yani bir S'i gördüyse 3, 3'ü görmemeli. O zaman 3'ün 9 S'i görmesi gerekir. Buraya dikkat. 3 birim 9 S'i gördüğüne göre şuradaki parçanın 8 S olduğunu yazdım. Ama buradaki parçanın tamamı 9 S'i görüyor. Buna dikkat edelim. Ağırlık merkezinden geçtiğine göre bu bir kenarortay. O zaman sağ taraf 9 S ise sol taraf da 9 S kadar alana sahip olmalı. Bunun tamamı da 9 S. Oradaki parça 3 parçaya ayrılmış. 1'e 2 olduğuna göre 3 parçaya ayrılmış. O zaman 9 S'in 3'te 1'i. Burası 3 S kadar olacak. Kalan da burası, yani 6 S kadar olmuş olacak. Bu durumda istenen oran karşımıza çıkmış oldu. S bölü 6 S, yani 1 bölü 6. Şekilde DA2, DB8,
BC10, alan ABC, alan DBF, alan ABC, şuradaki alana A dersem, buradaki alana da B dersem, alan ABC A artı B. Bu alan dursun burada. Alan DBF de aynıymış. O zaman buranın da A olması lazım. Şimdi şuradaki açıya alfa dersem, B artı A alanı, B artı A alanı eşittir. Önce buradan gidiyorum. Şu parçalar üzerinden gidiyorum. Sinüslü alan formülünden gidiyorum. Yani diyorum ki 8 çarpı 10 artı x çarpı sinüs alfa, bir de bölü 2'miz vardı. Bölü 2. Üst taraftaysa diğer taraftan gidelim. Onu da maviyle yapalım. Şu alana bakıyorum bu sefer. Burada oluşan ABC'nin alanına bakıyorum. O da B artı A eşittir. 10 çarpı 10 çarpı sinüs alfa bölü 2. Şimdi bu alanlar birbirine eşit olduğuna göre o zaman bu değerleri birbirine eşitlemek lazım. Sinüs alfa bölü 2'ler birbirini götürecek. Eşitliyorum. O zaman diyorum ki 80 artı 8 tane x eşittir 100 oldu. Yani 8 tane x eşittir 20 gelmiş oldu. Her tarafı 8'e bölersem x eşittir 20 bölü 8, yani 2,5 elde edilmiş olur. ABC bir üçgen. DAC açısı 30 derece. AC 4, AB 6, BC DC'nin 4 katı. O zaman DC'ye A dersek BC 4A kadar olacak. Yani BD uzunluğu 3A kadarmış. Bu oranları verdi de niye verdi? 30 derecenin bir tarafındaki uzunluğu biliyorum, diğer tarafındaki uzunluğu bilmiyorum. O zaman ben şuraya K diyeyim. Buradaki açıya alfa diyeyim. A'nın gördüğü alan S kadar olacaksa eğer, 3A'nın gördüğü alanın 3S kadar olması lazım. O zaman S alanı kimlere eşit? İki tane kenar ve aradaki açıyı bildiğime göre sinüslü alandan gidiyorum. 4 çarpı K çarpı, K gelmedi, birazdan gelir. Çarpı sinüs 30 bölü 2. Bu arada K'mız gelmedi bir türlü. Ben yazdım buraya. 3S diyorum. 3S. Soldaki alana bakıyorum. 6 çarpı K çarpı sinüs alfa bölü 2. Şimdi alttaki alan üstteki alanın 3 katı olduğuna göre o zaman ben bu ifadeyi şöyle düzenleyebilirim. Eşittir. Yukarıdaki ifadeyi, yani şu ifadeyi 3 ile çarparsam 3 çarpı 4 çarpı k çarpı sinüs 30 bölü 2'yi elde etmiş olurum. Sinüs 30'un değeri 1 bölü 2 olduğuna göre onun yerine 1 bölü 2'yi yazıyorum. Ama k'lar birbirini götürsün baştan. İkiler de birbirini götürsün. 6 tane sinüs alfa, 6 tane sinüs alfa eşittir. Sağ tarafı işleme soktuğum zaman 6. Bu durumda sinüs alfa değeri eşittir 1 gelmiş oldu. Buradan da alfanın 90 derece olmuş olduğunu anladık. Demek ki burası 90 dereceymiş. O zaman bu açının tamamı 120 derece oldu. Bu açının tamamı 120 derece olduğuna göre alan ABC, alan eşittir. Bir kenarım 6, diğer kenarım 4, aradaki açım 120, yani sinüs 120 bölü 2. Sinüs 120 de sinüs 60'a eşit, yani kök 3 bölü 2'ye eşit. O zaman buradan 13, 12 çarpı kök 3 bölü 2 gelmiş olur. Yani alanımız 6 kök 3 gelmiş olur. ABC bir üçgen, BCA 45 derece,
BC7 kök 2 AD 20 olduğuna göre taralı bölgenin alanı kaç birim karedir? 45 dereceyi nasıl kullanabiliriz? Alan isteniyor. Alan isteniyorsa birbirine dik olan iki tane uzunluğa ihtiyaç hissederim. O yüzden B'den bir dik indireyim. Bu indirdiğim dikme 45 derecenin karşısında kaldı. O zaman 45 derecenin karşısında kaldığına göre hipotenüsü kök 2'ye bölmüş oldum. Yani burası 7. Artık bakıyorum bir tabanım var 20. O tabana ait bir de yüksekliğim var 7. Yani alanım 20 çarpı 7 bölü 2 olduğuna göre 70 birim karedir. ABC bir üçgen. ED diktir DF, DF diktir BC. O zaman burası 90 derece, burası da 90 derece olduğuna göre şunlar birbirine paralel. Baştan bunu söyleyelim. AC 4 tane AD. AD'ye A dersem AC bunun 4 katıymış. Tamamı 4A'ymış. O zaman buraya 3A kalmış oldu. ED 5 birim. Şu uzunluğumuz 5 birim. DF 9 birim. Şuradaki uzunluğumuz 9 birim. ABC üçgenin alanı kaç birim karedir? Şimdi paralellik olduğuna göre bu sorunun içinde benzerlik yaşanacak. 1'in 4'e oranı, A'nın 4A'ya oranı, yani 1 bölü 4 eşittir. A'nın yanındaki parçaya bakıyorum. 5. Tamamı 4A'nın yanındaki parçaya bakıyorum. Oraya x diyelim. O zaman 5'in x'e oranı. Burada içler dışlar çarpımı yaparsanız x eşittir 20'yi kolaylıkla bulmuş olursunuz. Şimdi büyük üçgenin tabanını bulduk. Bir de yüksekliğini bulursak soruyu çözmüş oluruz. Bu sefer de şöyle gidiyorum. 3A'nın yanında bir dikme var. X'e ait olan bir dikme var. Oradan yapabilirim. Oradan yapmayacaksam eğer o hoşuma gitmedi diyorsanız şöyle birleştirirsiniz. Dersiniz ki burada artık iki tane üçgen var. Burada iki tane üçgen olduğuna göre ben şuradaki alanı bulabilirim. Buradaki alanımız 3A'nın gördüğü alan. 3A'nın gördüğü alan 9 çarpı taban 20 bölü 2. Yani 90'dır. Bu durumda A'nın gördüğü alan bunun üçte biri olacaktır. Çünkü benzerlik değil, parçalar üzerinden gidiyorum şu anda. Yani kırmızı alanla şuradaki alan oranı üzerinden gidiyorum. O zaman 3'e böldüm. Oradan da 30 birim kare gelmiş olur. Ben tamamını istiyorum. Bunların toplamını istiyorum. Toplarsam 120 birim kare elde etmiş olurum. ABC bir üçgen. AD açısıyla AC bir açısı birbirine eşit. DE 2 BC 8 olduğuna göre ABC üçgenin alanı nedir? Bir de BCED'nin alanı verilmiş. Yani şuradaki bölgenin alanı verilmiş. Şimdi buradaki açıya alfa, buradaki açıya alfa dedikten sonra eğer ben şuradaki açıya beta dersem ADE üçgenin açıları alfa beta, ABC üçgenin açıları da alfa beta. Yani burada bir benzerlik var. O zaman beta'nın karşısındaki uzunluk 2'nin beta'nın karşısındaki büyük üçgendeki karşısındaki uzunluk 8'e oranı yani 1 bölü 4 benzerlik oranını verir. Bu benzerlik oranı K. O da eşittir. Şuradaki alana S diyelim. S bölü büyük alan A olsun. Büyük alanda tamamının alanına şöylece A diyelim. Büyük alana A'ya oranının karekökü. O halde S bölü A oranı eşittir 1 bölü 16 olmuş olur. Yani buradan A eşittir 16 S gelmiş olur. A 16 S olduğuna göre bunun S'i yukarıda, geriye 15 tane S kalmış oldu. O 15S'in değeri zaten soruda verilmiş. Eşittir 75. Buradan S eşittir 5 birim elde edilmiş oldu.
bütün alanı istiyorduk. Alt taraf 75, üst tarafta 5 geldiğine göre toplam alanımız 81'im karedir.